Merhaba arkadaşlar, bugün RAX modelli bir Quantrator inceleyeceğiz. Bu modelimiz arkadaşlar SF16RX diye geçiyor. 60 watt, hız kademesi 3 arkadaşlar. Yani 3 tane hız kademesi var. Yavaş, orta ve hızlı şekilde. Zamanlayıcısı bulunuyor bu kuantilatörümüzün. Pervane çapı 40 santim bu modelimizin. Ve 7,5 kilogram ağırlığında. Biz öncelikle bu kuantilatörümüzün montajını gerçekleştireceğiz ve daha sonra testini yapacağız arkadaşlar. Burada montajı için bize gerekli olan sadece bir yıldız tornavida. Gördüğünüz gibi bu parçalar kutusundan çıkıyor. Kutusunda ayrıca bir tane kılavuz yer alıyor ve faturamız yer alıyor. Bunun haricinde bütün parçaları ben çıkarttım. Şöyle gördüğünüz gibi hemen zaman kaybetmeden bunların montajını gerçekleştirelim. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki vidayı sökerek işlemimize başlayacağız. Evet. Arkadaşlar şöyle söktük. Bunu buraya getirelim. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane çıkıntı bulunuyor. Bu ayağımızda da gördüğünüz gibi iki tane çentik bulunuyor. Bunlar buraya denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra şurada gördüğünüz şekilde bu parçayı buraya takıp iyice sıkacağız arkadaşlar. Evet. Yeterince sıktık. Sıktıktan sonra şöyle yapıyoruz. Bunun içerisinde uzatma borusu yer alıyor. Şu anda evet, borumuz burada. Bunu belli bir yüksekliğe getirdikten sonra buradakini çevirerek bunun sabitlenmesini sağlıyoruz. Sabitledik. Sabitledikten sonra buradaki ayağımız artık hazır. Ne yapacağız? Buradaki motorumuzu öncelikle buraya yerleştireceğiz. Arkadaşlar şöyle yerleştiriyoruz. Tam bu hizaya geliyor. Geldikten sonra vidamız bu hizaya ulaştıktan sonra bu tam arkasında bulunan vidayı sıkıyoruz. Evet, sıkma işlemimiz bitti. Şöyle tekrar artık üst kısmıyla işimiz var. Kuantilatörümüzün kafa kısmı bu şekilde şöyle eğilebiliyor. Şurada gördüğünüz parçayı öncelikle sökmemiz lazım. Bunu sökerken mili sabitliyoruz ve saat yönünde çeviriyoruz arkadaşlar. Evet, çıkarttık bunu. Bunu bir kenarda tutuyoruz. Daha sonra bu arkada bulunan bir tane vidamız daha var. Bunu şöyle el yordamıyla motoru tutarak bunu da çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi ise kuantilatörümüzün arkasına gelecek olan parçayı yerleştireceğiz. Bu arka kısım arkadaşlar. Yani kuantilatörümüzün pervanenin arka kısmı. Şu ise ön kısım, şurada gördüğünüz gibi marka yazıyor zaten. Bunu öncelikle arka kısmı yerleştirmemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi şöyle şu yapıda bir delik var. Buradaki de su damlasına benzeyen ters yönlü bir su damlasına benzeyen bir yapısı var. Bunu getiriyoruz. Şu şekilde yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Zaten parçamız kendisi direkt yerine geçiyor. Şu anda geçti. Hemen oradan sökmüş olduğumuz bu parçayı yerine tekrar takıyorum. Saat yönünde çeviriyorum. Evet, iyice sıkıyoruz. Tabii ki aşırı da sıkmıyoruz. Aşırı sıktığınız zaman bunlar plastik olduğu için muhtemelen çatlayıp atacaktır. O yüzden el yordamıyla gücünüzün yettiğince sıkıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Çok da fazla sıkmanıza gerek yok. Bazen şu gördüğünüz çerçeve çıkabiliyor. Evet, burada yuvası mevcut. Yani her bir buradaki çerçevenin yerleşmesi için bir yuva bulunuyor. Bu bölgemiz alta geliyor arkadaşlar. Şöyle öncelikle gördüğünüz gibi tak diye bir ses geliyor. Oturma sesi. Burada yuvasına öncelikle ilk parçamızı yuvaya yerleştiriyoruz.
Çoğunlukla bu takılı geliyor. Fakat eğer sizin elinizde açılmışsa da sıkıntı değil. Şöyle. Evet. Arka kısımdaki yuvaya bunu tamamen yerleştirdik. Burada gördüğünüz gibi pervanemiz var. Pervanemizi şurada gene aynı şekilde pervanenin buradaki mile oturmak için iki tane çıkıntı var arkadaşlar. Bunlardan herhangi bir tanesi bu yuvaya denk gelecek şekilde pervanemizi yerleştiriyoruz. Evet, pervaneyi yerleştirdik. Demin ucundan bu parçayı sökmüştüm. Bu vidayı sökmüştük. Bunu ne yapmıştık? Saat yönünde açmıştık. O zaman saat yönünün tersine bunu tekrar takıyoruz. Yani sıkıyoruz. Bakın saat yönünün tersine. Pervanemizi tutup bunu da el yordamıyla iyice sıkıyoruz. Aşırı da sıkmayın arkadaşlar. Şöyle. Sıkma işlemimiz tamamlandı. Pervanemizi de taktık. Şimdi ön kapağı alıyorum. Ön kapak logomuz yani yazımız, markamız şu şekilde düz olacak şekilde yukarıdan başlayarak o dış çerçeveye oturtarak geliyorsun. Evet, gördüğünüz gibi tak diye bir ses geldi. Oturttuktan sonra gene boyunu şöyle düzeltin ve yazımız düz olacak şekilde pozisyonunu ayarlayın. Şu anda aşağı yukarı yazım düz arkadaşlar. Bunu da hafif kaydıralım. Aslında bunu kaydırdık. Şimdi içini kaydıralım. Çünkü bu estetik olarak tam olarak bu yüzeye gelmesinde yarar var arkadaşlar. Hani altta üstte dursa herhangi bir teknik sıkıntı yaratır mı? Hayır, yaratmaz. Fakat gözünüze estetik bir şekilde vantilatörün gelmesi için mümkünse bunun tam olarak bu ortaya gelmesini sağlayın. Evet, şu anda yazımız kaydı. Yazımızı da gene el yordamıyla düzeltiyoruz. Ve yapmamız gereken bu vidayı sıkma. Bu yıldız tornavida yeterli geliyor arkadaşlar. Bende de şöyle gördüğünüz matkaba taktığım bir yıldız ucum var. Bununla hemen sıkacağız. Evet, şu noktadan tabii ki evet arkadaşlar çok fazla sıkmayın. Çok fazla sıkarsanız gene kırabilirsiniz. Yeterince sağlamlaştırdıktan sonra sıkma işlemini bitirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda üst kısmının da montajı tamamlandı. Şimdi yapmamız gereken kumanda aparatını yerine takmak, onu da göstereyim. Kumandamızın aparatı şu arkadaşlar. Bunu getiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi buradaki demire takıyoruz. Kumandamız pilsiz olarak geliyor. Pilinizi kendiniz takıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi bir bağlantı noktası bulunuyor. Bunu şimdi getirip bu noktaya şu şekilde takıyoruz. Vantilatörümüzün montajı bitti. Gördüğünüz gibi birkaç dakika içerisinde vantilatörümüzün montajını gerçekleştirdik. Şimdi ise fişini takarak vantilatörümüzü test edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi vantilatörümüzün montajı bitti. Fişini de prize taktık. Şimdi start'a basarak vantilatörümüzü çalıştıralım. Şurada gördüğünüz buton ile çalıştırabiliyorsunuz. Evet, vantilatörümüz çalışıyor. Kumandasını alalım. Kumandamızda bu cihazda arkadaşlar şöyle açma kapama butonu yer alıyor. Bakınız. Şu anda vantilatörümüzü kapattık. Tekrar tuşumuza basarak açıyoruz. Vantilatörümüz açıldı. Şuradan arkadaşlar hız ayarı, 3 kademe hız ayarı bulunuyor. Yavaş, orta ve hızlı. Şöyle ortaya aldık. Şu ise en hızlı mut arkadaşlar. Burada şu gördüğünüz tuş salınımı gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi sağa ve sola dönmesini sağlıyor vantilatörü. Burada zamanlayıcımız yer alıyor. Zamanlayıcıya tıkladığımızda bakınız şu anda ekrandan da göstereyim. Panelin üstünde arkadaşlar her işlemden sonra bir led yanıyor.
şu an yarım saat, yani 0.5 saat olduğunu belirtiyor. Yani yarım saat içerisinde vantilatörümüz kapanacaktır. Tekrar tıkladığında bakın 1 saat, 1.5 saat, 2 saat, 2.5 saat, 3 saat, 3.5, 4 saat, 4.5, 5 saat, 5.5 saat, 6 saat, 6.5, 7 ve 7.5. Maksimum 7.5 saat sonra bu cihazın otomatik olarak kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ben zamanlayıcıya tekrar tıkladığımda ayarlarım sıfırlanıyor. Bu cihazda arkadaşlar sessiz modumuz da yer alıyor. Şöyle tıkladığınızda sessiz modun sesini dinleyin isterseniz arkadaşlar. Biraz motora yakın tutuyorum. Evet. Sessiz modda ses sadece bu kadar arkadaşlar. Yani bence oldukça sessiz çalışıyor. Yani gürültü çıkarmıyor. Bu sessiz moda aldığınızda arkadaşlar şöyle hız ayarlaması yapamıyorsunuz. Bakın tıkladığım halde hızı yükseltemiyoruz. Çünkü sessiz mod etkin olmuş oluyor. Dolayısıyla sessiz modu tekrar açtığımda vantilatörümün gene hız ayarlamasını gerçekleştirebiliyorum. Bir de hava modları var arkadaşlar. Çeşitli modlarda bu çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada simge değişiyor. Havayı salma şekli değişiyor. Evet, bu gece modunda. Şu normal. Şu ise üstünde böyle bir yaprak şeklinde bir simge var. Hava salınım modunu değiştiriyor arkadaşlar buradaki tuşumuzda. Kumandamız da oldukça şık görünüyor. Cihazımız da şık arkadaşlar. Cihazı ben aslında burada inceleme videosu çekmeden önce yaklaşık bir hafta boyunca bunu test ettim arkadaşlar. Cihazımız bana oldukça kaliteli geldi. Bir haftadır da kullanıyoruz. Son derece cihazdan memnunuz. 5 yıl garantisi bulunuyor. Yani 5 yıl içerisinde herhangi bir arızayla karşılaştığımızda servisin bunu ücretsiz bir şekilde yapması gerekiyor. Kullanıcı hataları dışında tabii. Eğer kullanıcı hatasıyla ilgili bir işlemde olursa tabii ki bunun da ücretini kullanıcıdan temin ediyorlar. Bu da gayet normal. Rux markasını 5 yıl garantili olan bu ürünü satın aldım. Bunu da bir süredir test ettim. Şahsen arkadaşlar ben bu cihazı öneriyorum. Kumandalı. Ben 216 liraya aldım. Fiyatları değişkenlik gösterebiliyor veya farklı modellerde farklı ücretlere sahip olabiliyor. Sanırım artık bu da ne yapacaktır? İşimizi görecektir. Eğer arkadaşlar mutlak bir soğukluk bekliyorsanız mutlaka klima alın. Ama böyle bütçeniz dar ise ve sıcak günlerde de kullanmak üzere veya dışarıda, dış ortamlarda veya odalarda gezdirmek istiyorsanız bu şekilde bir cihaz alırsanız size yeterli gelecektir. Şahsen ben bu cihazı aldım, montajını gerçekleştirdim, bir sürede kullandım. Cihazdan son derece memnun kaldım. Tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de Rux markalı bir vantilatör inceledik. Başka ders ve çalışmalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.